Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yarım açı formüllerine devam edeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Cos 10 çarpı cos 20 çarpı cos 40'ı soruyor bize. Yazıyorum soruyu aynen şu an. Bakın şimdi gençler. Burada ben ifadeyi ikisin 10'la çarpacağım. Çarptığım için de ikisin 10'a böleceğim. Neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Bakın. Çarpıyorum. Aynı çarptığım ifadeyi de bölüyorum. Neden? Çünkü sadeleştirince aslında burası yokmuş gibi duruyor, değil mi? Peki böyle yapınca elime ne geçecek? Şunu unutmayalım. Şuraya formülümüzde yazalım. Sin 2x ne demekti? 2 çarpı sin x çarpı cos x demekti. Bakın. Şuraya baktığınızda işaretlediğim yer, burası aslında sin 20 demek değil mi? Gençler, burası ne demek? Sin 20 demek. O zaman devam ediyorum. Yazıyorum. Ne oldu? Sin, biraz ileri yazalım. Sin 20 çarpı cos 20 çarpı cos 40 bölü. Aynen yazdım. Şimdi bu formüle benzemesi için ne yapmam lazım? Bakın şu kısmı, şu kısmı bu formüle benzemesi için 2 ile çarpmam lazım. Burayı 2 ile çarparsam aynı şekilde payda kısmını da 2 ile çarpıyorum ki aslında sadeleşince aynı ifade kalsın diye. O zaman bu çarptığım yerin cevabı sin 40 olmuyor mu? Düzenlemeye devam ediyorum. Sin 40 çarpı kos 40 bölü, burası artık 4 oldu. 4 çarpı sin 10. Şimdi fark ettiyseniz yine formülüm, bakın şuradaki sin x çarpı kos x gibi oldu. Bu sin 2x'i elde edebilmek için burayı 2 ile çarpıp yine de paydayı 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman burası ne oldu gençler, yukarısı? Sin 80 oldu. Aşağısı ne oldu? 8 çarpı sin 10 oldu. Şimdi gençler, biliyorsunuz ki birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü ile kosinüsü birbirine eşit miydi? O zaman sin 80 ile kim birbirine eşit? Kosinüs 10 eşit. Bakın ne yapacağım? Şu ifade kos 10 bölü sin 10 ne demek? Kotanjant 10 demek. Cevabımız kotanjant 10 bölü 8 olarak bulunmuş. Güzel bir soru. Dediğim gibi bu soruları çözmek size fark kattıracak. Tamam mı? Hemen bir başka örneğimize bakalım. Yazıyorum yine sorumu. Sin 10 çarpı kos 10 çarpı kos 20. Kırmızı kalemimizi alalım. Şimdi gençler, bu ifadeyi 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümde şu formülü de yazayım en iyisi, önce bir dakika. Sin 2x neydi? 2 çarpı sin x çarpı cos x'ti. Buraya bakıyorum. Sin 10, cos 10 var. Demek ki diyorum, o yüzden buraya 2 ile çarpıp çarptığım sayıya bölersem şurası sin 20 mi demek oluyor? Yazıyorum. Sin 20 çarpı cos 20 oldu. Bölü 2. Yine bu formüle çok benzedi. Sin x çarpı cos x kısmı var. O zaman yine 2 ile çarpıp pay kısmını, paydayı da 2 ile çarpacağız. Burası ne yapar gençler? Bakın. Sin 2x'in açılımı değil mi? Burası o zaman sin 40 demek olur. Bölü 4. Cevabımız ne çıktı? Sin 40 bölü 4 olarak bulunur. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var. Stres olmaya dediğim gibi gerek yok. Soruyu aynen buraya yazıyorum. Sin 20 çarpı cos 10, 20 pardon. Cos 40 bölü cos 10. Yine formülümü yazıyorum şuraya, yukarıya. Sin 2x'i 2 çarpı sin x çarpı cos x.
Şimdi gençler, sin 20 ile cos 20'nin çarpımına baktığımda burada kim eksik? Sin 2x'in açılımı olması için 2 eksik. O zaman paydayı da 2 ile çarpacağım. Burası, bakın işaretlediğim kısım ne olacak? Sin 40 mı olacak? Yazıyorum. Şimdi yine baktığımda sin 40 çarpı cos 40 yazıyor. Kim eksik açılımda? Bakın 2 çarpı sin x çarpı cos x de 2 eksik. O zaman burayı 2 ile çarparsak burayı da 2 ile çarpacağız. Yani üst kısım o zaman sin 80 mi demek olacak? Alt kısımda 4 çarpı cos 10. Yazdık. Ben az önce ne demiştim size? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü ile kosinüsü birbirine eşit. O zaman şöyle şuraya yazabiliriz. Sin 80 demek aslında cos 10 demek. Bunlar ne yapar? Direkt sadeleşir. Burada 1 kalır. Cevabımız ne olur? Burada da 1 kalır. 1 bölü 4 olarak bulunur. Bu kadar. Devam ediyoruz. Peki böyle bir soru var. Ne yapacağız? Stres olmaya gerek yok. Çözümünü bilirsek rahat rahat, yani çözüm yolunu daha doğrusu bilirsek rahat rahat yaparız. Şimdi yine formülümü yazayım gençler. Sin 2x ne demekti? 2 çarpı sin x çarpı cos x demek. Güzel de hocam, burada cos 36 cos 72 yazıyor. Ben bu formülü uygulamak için mesela cos 36'yı düşünün. Şöyle yazdım. Bakın. Formülde neler eksik? 2 eksik. Bir de sin 36 eksik değil mi? O zaman bu ifadeyi 2 sin 36 ile çarpacağım. 2 çarpı sin 36 ile çarpacağım. Çarptığım şeyde mecburen ne yapacağım? Böleceğim. Şimdi eşittir diyorum. Şurası. Burası sin 72 demek değil mi? Yazıyorum işaretlediğim yeri. Sin 72 çarpı cos 72 bölü 2 çarpı sin 36. Şimdi yine baktığınızda, hatta size bunu da yazayım. Şurayı sileceğim. Bakın gençler. Bu formülü uygulayabilmem için bakın burada sin 72 yazıyor. Cos 72 de yazıyor. Kim eksik? Formülü uygulamam için 2 eksik. O zaman hem pay kısmını 2 ile çarpıyorum hem paydayı. Devam edelim aşağıya. Burası kimin açılımı oldu? Sin 144. Payda ne oldu? 4 çarpı sin 36. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Bakın bu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. İkisi birbirine eşit. O zaman sadeleşince burası cevap olarak ne kalacak? 1 bölü 4 olarak bulunur. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var. Şimdi soruyu çözmeden önce şu yukarı kısmı için söylüyorum. Hatta yazayım buraya. Gençler hani formülümüz vardı hatırlarsanız. Sin A artı B formülü nasıldı? Bu açıya A, bu açıya B diyeyim. Yani 12'ye A, 16'ya B dediğimizde sin A çarpı cos B artı cos A çarpı, pardon şurayı düzeltelim. Bakın burası A açısı. Cos A çarpı sin B olarak yazabiliyorduk. Değil mi? O zaman burası, yani sorunun pay kısmı ne yapacak? Sin 12 artı 16'dan sin 28 mi demek? Tamam mı? Sin 12 artı 16'dan sin 28 demek. Peki güzel. Payda yazıyorum. Şimdi yine formülümüzü size yukarı yazayım. Şöyle sin 2x demek 2 çarpı sin x çarpı cos x demekti. Bu soruya baktığımda sin 14 var. Paydaya bakıyorum. Cos 14 var. Kim eksik? 2 eksik.
O zaman ben paydayı 2 ile çarpıyorsam payı da çarpıyorum. Bakın bu sadece pay için geçerli bir şey değildi. Bu sefer de paydayı 2 ile çarptım. Sadeleşip ifadenin aynı kalması için pay kısmında 2 ile çarpmayı unutmayalım. Devam ettiriyorum. Burası 2 çarpı sin 28 oldu. Burası da şurası kimin açılımı gençler? Sin 28'in açılımı. Sin 28'ler sadeleşir. Cevabımız 2 olarak bulunur. Devam ediyoruz. Şimdi açımız bizim 90 ile 180 derece arasındaymış. Bu önemli. Tamam mı? Açımız 90 ile 180 arasında. Şöyle yazalım. Ve bize böyle bir ifade verilmiş. Bu ifadenin en sade halini soruyor. Stres olmaya gerek yok. Bakın ne yapacağım? Karekök açacağım. Şimdi gençler, bir demek, biz bu sonuçta trigonometri sorusu aynı zamanda. Bir demek trigonometrik özdeşliklerden sin kare x artı kos kare x demek değil mi? Buraya da yazalım. Bir de eksi sin 2x ne demek? Yazıyorum bakın. Formüllerimi yukarıya. Bunu da yazıyorum. Karekök uzatacağız mecburen. Evet. Eksi sin x var. Bu karekök içinde değil. Ona dikkat edelim. Şimdi gençler şurada ufak bir düzenleme yapacağım. Nasıl yani? Şöyle yazacağım. Sin kare x. Şu eksili ifadeyi ortaya yazmak istiyorum. Artı kos kare x'i de sona yazacağım. Devam et. Şimdi bu karekökün içindeki ifade çarpanlarına ayrılıyor mu? Bakıyorum. Sin x ile sin x'i çarparsanız sin kare x yapar. Eksi kos x ile eksi kos x'i çarparsanız kos kare x yapar. Ortayı buluyor muyuz bakalım. Çarpıyorum. Sin x ile eksi kos x'i çarparsam eksi sin x kos x yapar. Yine bakın. Sin x ile eksi kos x'i çarparsanız eksi sin x kos x yapar. Toplayınca ortaya verecek mi? Veriyor bakın. O zaman şöyle yazabilirim. Ya hatta şuraya yazayım sonra karekök için yazalım. Düz yazıyorduk çapraz yazdığımız için. Şöyle değil mi? Sin x eksi cos x çarpı yine sin x eksi cos x. Bu şey değil mi gençler? Bir ifade iki kez yan yana yazılır çarpılırsa burası sin x eksi cos x'in karesi olmuyor mu? Biraz şu karekökü küçültelim. Sorunun devamında ne var? Eksi sin x var. Onu da ihmal etmeyelim. Şimdi bu ifade bakın kare yazdığı için ve karekök olduğu için böyle yazalım hatta dışarı çıkabilecek. Sin x eksi cos x şeklinde. Fakat burası karekök olduğu için bu ifade nasıl çıkacak? Mutlak değer içinde dışarı çıkacak. Sorunun devamını tekrar yazıyorum. Peki neden böyle çıkacak? Mutlak değer olmasa ne olur? Bakın bu soru için belki çok bir şey değişmeyecek ama başka sorularda yani mutlak değer kullanmazsanız yanlış çıkabilir. Şimdi açımız bizim 90 ile 180 arasında diye boşuna vermedi. 90 ile 180 arasında sin x her zaman cos x'ten büyük. Hocam nasıl yani? Tekrar diyorum. Sin x büyük cos x diyorum 90 ile 180 arasında. Mesela x açısını 120 alalım. Sin 120 acaba cos 120'den büyük mü? Sin 120 gençler kök 3 bölü 2 demek. Cos 120 eksi 1 bölü 2. Bakın buradan bile anlaşılıyor. Teyit edebilirsiniz böyle. Eğer hani kafanız karışıyor anlamıyorsanız sin x nasıl cos x'ten büyük olur diyorsanız 90 ile 180 arasında bir açı verip ben 120 verdim. Gördüğünüz gibi cos negatif çıktı. Zaten kosinüs ikinci bölgede negatif. Oradan bile sin x büyük cos x diyebilirsiniz gençler. İkinci bölgede zaten kosinüsün cevabı negatif çıkacağı için sin x her zaman cos x'ten değer olarak büyük olacak. O zaman sin x cos x'ten daha büyük bir sayıysa sin'den cos'u çıkarınca burası mutlak açı artı olacak. Artı olduğu için mutlak dışına aynen çıkar. Bir de devamında eksi sin x var. Sin x'ler birbirini sıfırladığı için cevabımız ne olacak? Eksi cos x olarak
bulunacak? Bence gayet güzel bir soru. Devam edelim. Evet, son sorumuzdayız. Her ne kadar cevap yazsa da biz yazmıyormuş gibi davranabiliriz. Şimdi gençler, dördüncü dereceden olunca gözümüz korktu. Hiç gerek yok. Ben size az önce eşitliklerden birini de şöyle vermiştim, değil mi? Sin kare x artı kos kare x ne demek demiştim? Bir demek demiştim. Şimdi onu uygulayacağız. Şöyle yapıyorum. Burada 15 yazdığı için sin kare 15 derece artı kos kare 15 derece ne olacak? 1 olacak. Her iki tarafın karesini alıyorum. Şimdi sin kare 15'in karesi sin, bakın dördüncü dereceden 15. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Pardon gençler, 15'i nereye yazmışım, kusura bakmayın. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra da kos kare 15'in karesi eşittir. Birin karesi zaten bir yapacak. Tamam, bunu yazdık. Bize şu ikisinin toplamının cevabı istemiyorum. Ben buraya uzatmamak için, çünkü çok uzun sürecek. Bu ikisine A diyeceğim, toplamına. A diyorum. Bakın şöyle ikisini topladığımı düşünün. Artı şurada bir düzenleme yapmam lazım. Şurayı, bakın şu kısmı düzenliyorum. Şöyle yazabilirim. 2 sin 15 çarpı kos 15 çarpı sin 15 çarpı kos 15 diye yazabilirim. Eşittir neymiş? 1'miş. Bakın yine buraya çarptığınızda sin kare 15, kos kare 15 gelir. A artı diyorum. Bana sorulan yerde A zaten. A'nın cevabı isteniyor. Şurası gençler sin 2x'in açılımı değil mi? Yani burası o zaman sin 2x'ten dolayı sin 30 mu demek oluyor çarpınca? Görüyorsunuz. Bir de şu kısmı var. Aynen yazıyorum. Şimdi buraya bir işlem yapacağım. Hala çarpma şeklindeler. Eşittir 1. Ben gençler şurası da şu, bakın şu kısımda sin 30 olsun istiyorum. Çünkü sin 15'in cevabını bilmiyorum. Kos 15'in cevabını bilmiyorum. Bilemem. Burada bir çarpma işlemi var ya. Bu kısmı 2 ile çarparsak paydayı da ne ile çarpmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. Düzenlemeleri devam edeceğim. Dikkat edin. A artı dedim. Burası sin 30'du. Şimdi ben bu işlemi yaptıktan sonra şurası, şu kısımda sin 30 demek olmadı mı? Orası da sin 30 demek oldu. Bölü 2 eşittir 1. Burası sin 30 çarpı sin 30'dan. Sin 30'un karesi gelir. Sin 30 kaçtı? Bakalım. Sin 30 değer olarak 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi ne? 1 bölü 4. Bakın yazdım direkt. Eşittir 1. A yazdım. Birinci kesir aynen kalacak burada. İkinci kesir 2 demek, biliyorsunuz 2 bölü 1 demek. Ters çevirip çarpacağım. Düzenlemeye devam ediyorum. A artı burası 1 bölü 8 gelir. 1 bölü 8'i karşıya atın. A dediğim ifade 8 kere 1, 8, 1 çıktı. 7 bölü 8 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.